Yine kampanya, yine getir. 30 liralık alışverişe 20 lira indirim tanımlandı. Getir bunu gün içinde çok çok yapıyor. Evet, aktif sipariş sırada. Sırada olmasının sebebi kuryeler zaten sipariş verirken yolda depoya dönmek üzereler. Sırayı alalım isterseniz sonra verin diyordu. Ve biz beklemeye razı geldik. Kampanya güzel. Şimdi sıradaki alışverişimize bakalım. Neymiş aldıklarımız? Tat domates püresi 2,75. 200 gram kadardı bu. 1 kilo portakal 7,75. Evet. 3 tane Ülker susamlı bisküvi. 1,25 birim fiyat. Tukaş haşlanmış nohut 800 gram bu. 8,25. Yani gerçekten 1 kiloya yakın. Hazır pişmiş. Herhangi bir tüp gaz masrafı yok. Teneke ambalajında. Haşlanmış kuru fasulye de aynı fiyata. Kuru fasulye nohuttan daha pahalı olduğu için o daha da cazip. 800 gram. 30 lira 75 kuruş tutacak alışverişimiz. 4,5 lira getirme ücreti. Evet. 20 lira kazanç. 20 lira indirimden faydalandık. 25 kuruş poşet. Küçük poşetin fiyatı bu. Büyük poşetin fiyatı 50 kuruş. İki poşet gözükse de 50 kuruş olarak yansıtıyor. Getir. Peki. Bakalım kuryeler dönecek, dönmeyecek derken. Bekleyeceğiz. Aktif sipariş. Sırada. Evet, indirimleri keşfet. Siparişinde 15 TL dondurma değerinde Gold dondurma hediye. Patatesler soğumadan gelen kal ve ketçap geliyor diyor. Patatesler soğumadan. 10 dakikada geliyor mu? Geliyor. Gelmeyecekse sırada uyarısı veriyor mu? Onu da veriyor. Ona göre değerlendirmek gerek. Bulunduğunuz lokasyona bağlı doluluk oranı. Ya bu 140 TL üzeri siparişinde 20 TL diye gerek yok. Zaten günde her zaman 30 lira 20 lirayı veriyor size. Ama birkaç alışverişten sonra bu düzenli başlıyor. Üçüncü, dördüncü alışverişten sonra. Pazar günü %50 indirim, yarı yarıya saatler var. Evet, bakalım bu pazar günü hangi ürünler? 150 liralık alışverişte işte yaklaşık 75 lira ödeniyor ama gerçekten uygun ürünler bulunup bulunmaması da alakalı. Piyasayı çok iyi bilmek gerekiyor. Kaliteli ürünler olduğu gibi diğer üzerinde ürünler de olabiliyor getirdi. Onlara dikkat edip piyasayı iyi tanıp ona göre değerlendirirsiniz. Kampanyalara bastık. 50 TL üzeri siparişe 21 iPhone. Yani çok düşük bir şans. 21 kişi iPhone kazanacak ama çok kullanıcısı var getirin. Duru limon kolonyası 1 litre 22,90 olacak. Tabi bu da herhalde 30 liralık alışverişe gelecek bu. Golf ürünlerinde 15 TL hediye. Kampanya bunu seçersiniz. Aktiviya Şot üçlüsü hediye. Kuzey Su 5 litre hediye kampanyası da var. Siparişinize kola çikolata paket hediye. Evet, bir kola, bir çikolata. Kapi'nin pulpi portakal 1 litre hediye. Aşağıda 2 litresi de var bunun. Bunun 1 litresi ile 2 litresi arasındaki fark nedir bakayım. Bu duruyorsa o. Ha, o da yok, o da kalkmış. O da arada verdiği bir indirim herhalde. Bir litre ha, burada. 15 TL ve üzeri içecek siparişinize. Ha, kapı 2x1 litre. Diğeri neydi? O da yukarıda. Haftanın mor ürünleri. Peynir fena değil burada. Evet.
Kapı pulpi portakal diye. Bunun için şey demiyor. İçecek almak zorundasın demiyor. Sadece sepet tutup geçmeniz gerektiği 30 lirayı doldurmanız gerekiyor diyor. Sipariş veri ekranı. Evet, ürünleri göster demediğine göre. Ha, ürünleri göster. Adamına bakmak lazım. Orada ürünü göster. Pardon. Sadece ürünü görüyorsunuz. 6 lira 20 kuruş. Evet, bu tabii içecek değil de ben normal 30 liralık alışverişimi yaparım derseniz bunu seçebilirsiniz. Ama 15 liralık içecek verirseniz siparişinizde 2 tane kapı pulpi alabilirsiniz. O durumda da büyük ihtimalle 30 liralık diğer ihtiyaçlardan almanızı isteyecek. Hazırlanıyor. Eğer kurye döndü. Bakalım. Pardon. Siparişi de hazırlanıyorsa iş bitmiş demektir. İlyas getirecek. Evet. İlyas ya da Ozan Cem bize genelde eve uğruyor. Evi öğrendiler zaten. Ama güzel kampanyalar iyi. Kampanyalar güzel. Yani zaten her gün insanlar bir şey tüketiyor. Bu tüketimlerinde niye uygun fiyata karşılamasın? Ya burada getirin sağladı bir kampanya. Getir de bu imkanlar da var demek ki sağlıyor. Hızlı büyümeye çalışan, Londra'da da faaliyetine başlayan bir kuruluş olduğunu biliyoruz. 10 dakikada eve ulaşma projesi gerçekten bunda büyümesine etkili olmuş. 10 dakikada hemen mahallenizdeki bir markete varıp gelmek bile mümkün olmayabilir. Bazen kasada beklersiniz. Markete gitmişken reyonlara bakarsınız. Gidip gelme en azından merdivenlere inme. Rahatlıkla bir 6-7 dakika en yakın market yolda geçer. 6-7 dakika. Maske tak git gel derken. Tabi onun keyfi de başka. Tabii ki markette alışverişin keyfi de başka. Ama bu da artık pandemide hayatımıza girdi. Getir. Getir yemek. Getir yemekte kampanyası nedeniyle cazip geliyor bana. Diğer firmalarda böyle kampanyalar göremiyoruz. Yani üçüncü siparişinizde de %50 indirim tanımlıyor. İki tane verdi. Üçüncüyü de deneyeceğiz bugünlerde. Artık bakalım üçüncüden sonra bu hesabımızla ilgili olarak getir yemek bize cazip gelecek mi, gelmeyecek mi? Bakacağız. Tabii ki. Adres tanımlaması çok önemli. Zaten siparişi vermeden önce mutlaka adres sor. Adresi hep sürekli güncelletiyor. Adres önceden tanımlasanız bile siparişi vermeden önce şu adresi bir dokundurtturuyor. Olur da başka yerden adres verdin. O tamam. Senin adresin ama ne yaptın? Misafirliğe gittin, orada adres verdin. O zaman yeni adres ekleyeceksin. Yani mevcut hesabından mevcut hakların korunarak, kampanya hakların korunarak siparişin devam edecek. Evet, getir. Ne olduk? İlyas henüz hazırlanıyor. Öyle mi? Evet, dünya haritası hazırlıyor. Portakal tartıyor. Diğerleri tartma değil. Konserveler var. Hazırlanıyor derken bazen de şey yapıyorlar tabii ki aynı adrese yakın 2-3 tane siparişte bir arada getirebiliyor. Ama genelde yani bir sipariş daha gelsin de getirelim politikası yok da hemen yola çıkmak zorundalar da. Stratejileri bu. Ama bazen denk gelirse peş peşe siparişler ekrana düştüyse
adres durumuna göre yola yakınsa, birbirine yakınsa yapabilir bunda. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Gene geliştiriyorlar. Bizim 10 dakikamız geçti. Zaten biz buna razı gelmiştik. İstersen sırayı alalım demişlerdi. İstersen sonra verin siparişi. Ve sonra verirse kampanya gidecek. Kampanya gitmesin diye. Kampanya yarın gene gelir belki. Gelmez değil. Ama takip etmek gerek. 30 liraya 20 lira indirim kampanyası. Her gün tanımlıyor getir. İki kere de tanımlıyor. Birinci de ya ilgilenmeden kaç yakın bir daha tanımlıyor. Böylece aktif müşterilerine sürekli bir şey, aktif müşterilerle diyalog halinde olmayı arzu ediyor. Evet, şu anda artık biz kaç dakikada geldiğine bakmayalım. Geldikten sonra bir videomuzu çekelim çünkü biz zaten sıraya alınmasına razı gelmiştik. Hazırlanıyor. Şu anda yola çıkmadı. İlyas getirecek. Gelir. Bu sipariş gelir. Geldikten sonra da bakarız. Özellikle aldığımız ilk meyve siparişimiz portakalın kalitesine şöyle bir bakarız. Umarım çeşitler çoğalır getirde. Çeşitli meyveler şu, hepsi çoğalır. Belki de Sakarya'da bu durum böyle İstanbul'da daha farklı olabilir ama Getir Büyük'te tabii ki orada çok geniş çaplı iş yapmaya başladılar. Getir Büyük'ünde artık Sakarya'ya gelmesi demenizle bu videomuzda kapatalım.